Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın Kaplan'dan villa ve otomobil aldığı iddiasını yalanladı. Hakkında böyle iddialar vardı biliyorsunuz. Kendisiyle bir kez görüştüğünü itiraf etti ama yaptığı açıklamada. Kocaman, emniyetin Kaplan'a yaptığı operasyonun eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik bir operasyon olduğunu da savundu. Ankara'da yeraltı dünyasında Kaplan grubu lideri olarak bilinen çete lideri Ayhan Bora Kaplan, emniyette 137 sayfalık ifade verdi, kendisine FETÖ kumpası kurulmuş olabileceğini söyledi. Kaplan'ın villa ve lüks araç verdiği iddia edilen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman da Kaplan'a FETÖ kumpası kurulduğunu, Süleyman Soylu'ya operasyon yapıldığını söyledi. Son yıllarda adı sıkça duyulan isimlerden Ayhan Bora Kaplan'ın üst düzey bir yargı mensubuna bir villa ve bir lüks araç aldığı iddia edilmişti. O iddiaların odağındaki isim eski başsavcı Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman. Kamuoyuna hem Yargıtay'a atanmasıyla hem de düğünündeki tartışmalarla gelmişti. 2020'de nikahtan hemen sonra eşinin gelinlikli haliyle Beştepe'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitmişti Kocaman. Erdoğan'ın Pınarhisar kapalı cezaevinde kaldığı döneminde cezaevinin savcısı da Yüksel Kocaman'dı. O dönem Erdoğan'la cezaevinde mangal partisi verdikleri de ortaya çıkmıştı. Kritik davalarda da onun imzası vardı. Demirtaş'ın yargılandığı davada tahliye beklenirken alınan yeni tutuklama kararıyla da Kocaman gündeme gelmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmaları da devralmıştı. Sonrasında Yüksel Kocaman Yargıtay üyesi yapılarak ödüllendirilmişti. Kocaman hakkındaki iddialara yanıt verdi. Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuştu. Kendisine Gölbaşı'ndan ev alındığı iddiasını reddetti. Ancak Yargıtay üyesi Kocaman, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la görüştüğünü söyledi. Kaplan'ın kendisine "Emniyet çok üstüme geliyor, benim yanlış bir işim yok, sürekli mekanlarım basılıyor" dediğini anlattı. Kendisi de Kaplan'a "Burası hukuk devleti, hakkında delil varsa ne gerekiyorsa onu yaparız, delil yoksa gerekeni yaparız" dediğini savundu. Kocaman, Kaplan'a operasyon düzenleyen Ankara Cumhuriyeti ile ilişkilerinin çok uyumlu olduğunu ancak hala emniyette FETÖ'cüler bulunduğunu da söyledi. Kaplan'a yönelik bu operasyonun Süleyman Soylu'ya düzenlenen bir operasyon olduğunu belirtti. Emniyete şaşırdım ifadelerini kullandı. Hatta Süleyman Soylu'ya dönük bir operasyon olduğu değerlendirmesini yaparken ancak röportajda Kaplan'la Soylu arasında nasıl bir ilişki olduğu, neden Soylu'ya yönelik bir operasyon olarak gördüğü sorusunun yanıtı yok. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatmış Kocaman. Öyle olduğunu umuyoruz biz de. Bugün ona, yarın başkasına uygulamalar kabul edilemez diye de konuştu. Yargıtay üyesinin açıklamaları önemliydi. İşte son durum böyle bu önemli yakalama haberinin ardından.